LGS'de şu an hangi konumda olmalıyım? Arkadaşlar biliyorsunuz ki LGS'ye 200 gün kaldı. Çok değerli bir süre 200 gün. Neden? Çünkü LGS 2024'te hem sözelde hem sayısalda yapacağımız her bir çalışma, çözeceğimiz her bir soru bizi hedefimize daha çok yaklaştırıyor. Şöyle düşünün. Günde 100 soru çözseniz, kupayımızı şöyle alalım. Bakın yanına ...iki sıfır atıyorum. Ne oldu? Yirmi bin soru çözmüş oluruz. Yani yirmi bin soruyla da... ...gerçekten LGS 2024'ü... ...yerinden oynatırız arkadaşlar. Şimdi... ...öncelikle şu çok önemli. LGS'ye... ...kalan bu süreyi nasıl değerlendireceğiz? bazı arkadaşlarımızdan şöyle yorumlar geliyor. Hocam konuyu biliyorum. Dersi dinliyorum. Öğretmenlerimden, hocalarımdan, dershaneden konuyu öğreniyorum ama denemelerde sayısal netlerim bilhassa hani sözel gene yapıyoruz Türkçe'de, inkılapta, dinde, İngilizce'de ama sayısal netlerim bilhassa matematikte düşük. Bunu nasıl halledeceğim? Matematikte yapamamak moralim bozuyor. Artık ben bu iş yapamam. Vazgeçiyorum şeklinde yorumlar görüyoruz. Arkadaşlar birincisi çok önemli. Şimdi Beni şampiyon yapacak olan sonunculuklarımı, dördüncülüklerimi, ikinciliklerimi asla unutmamalıyım diyor. Çok değerli bir milli şampiyonumuz, milli sporcumuz. Neden biliyor musunuz? Şimdi biz şu anda kendimizi önümüze bir sürü engeller, hatalar var olan bir yerde görebiliriz ama... ...esasında en başında Eylül ayında başladığımızda ne Türkçe'de, ne İnkılap'ta, ne dinde, ne İngilizce'de, ne matematikte, ne fende çok bir şey bilmiyorduk. Yani bayağı eksik konumdaydık ama... Bazı engelleri aştık şimdi önümüzde belki sayısal engeller var. Belki matematik var ve belki fen var. Belki ikinci dönem konular var ama biz engelleri aştıkça, hatalar yaptıkça emin olun en sonunda zirveye ulaşacağız ve kupamızı kaldıracağız arkadaşlar. Burada şu çok önemli. Sakın sakın vazgeçmeyin. Çünkü vazgeçtiğinizde ya LGS olmuyor, ben bunu yapamam dediğinizde işte o zaman yarış kaybetmiş oluyorsunuz. Ama ya ben sözelde, Türkçede şu anda eksiklerim var ama kapatacağım. İnkılapta konu eksiklerim var, bazı bilgileri bilmiyorum, denemelerde yanlışmış ama çözeceğim, öğreneceğim diyerek... ...sıkı sıkıya çalışmaya devam ettiğinizde bu son kalan 200 günde arkadaşlar... ...günde sadece 100 soru bile çözseniz 20 bin soru çözmüş olursunuz. 20 bin tane bilgiyi öğrendiğinizde de LGS'yi paramparça edersiniz. Yani belki matematik full yapamayabilirsiniz, gene yanlışlarınız çıkar. Belki FEN'de, Türkçe'de belki hatalarınız çıkar ama emin olun en yüksek netlere ulaşıp... Hayalinizdeki Anadolu liselerini, fen liselerini, sosyal bilimlerini kazanıp güzel bir lise hayatı geçirirsiniz. Şimdi şu kesin bir kere çalışan mutlaka karşılığını alıyor. Çalışan kazanıyor, elması kızarıyor. Yani sen bütün sene boyunca bir sürü soru çözeceksin. İnkılap tarihinde, dinde, Türkçe'de film sorusu çıktığı zaman boş öyle bir şey olur mu yapacaksın. Ama başka bir arkadaşın hiç çalışmayacak, hiç soru çözmeyecek. Böyle görsel yorumlama sorusu gelince e, öyle yapıp bakıyor, be deyip öyle olmuyor. Soru çözmediği için daha soruyu görür görmez korkuyor. Ama sen zaten sene boyunca ders çalışırken buna benzer uzun, iğrenç, sıkıcı, zor duran soruları çözdüğün için bunu görünce artık ben seni tanıyorum, şekerim, ben seni yaparım diyorsun. E tıkır tıkır soruyu okuyup benden ne istiyor, bana ne verilmiş diyerek pıtır pıtır seçeneklerde ilerliyorsun. Yani bu soruyu normalde bir 5. sınıf, 6. sınıf, 4. sınıf öğrencisine gösterir. Neden? Bu ne ya? Bu kadar uzun sorum olurlar der. Ama LGS'ye hazırlanan bir öğrenciye gösterdiğiniz zaman ya bizde zaten kaderimiz bu bize hep böyle sorular soruyorlar diyor ve alışıyor. Ve bunları çöze 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 LGS zaman pıt 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 ilerliyor ve çözüyor. Dolayısıyla arkadaşlar çalışmadığınız zaman bir sonuç elde edemiyorsunuz. Ama çalıştığınız zaman ara ara hatalar çıksa bile ara ara böyle moralinizi bozacak engeller çıksa bile en sonunda zirveye ulaşıyorsunuz. Bu cümle çok önemli. Yani nasıl şampiyon oldunuz? Şampiyon oldum tamam ama bir sürü defa ikinci oldum, bir sürü defa üçüncü oldum, bir sürü defa dördüncü oldum, sonuncu oldum. Yani evet LGS'yi kazandım ama diyeceksiniz. Ben sözelde kaç yanlışlar yaptım zamanında, matematikte ağlayarak çıktığım sınavlar oldu. Fen'de hiç yapamayacağım düşündüğüm sınavlar oldu. Denemede anneme babama arkadaşlarıma söyleyemeyeceğim sonuçlar oldu. Çıkışlarım oldu, inişlerim oldu ama en sonunda da zirveye ulaştım ve kupayı kaldırdım diyeceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla çalıştığınız sürece kazanacaksınız şu çok önemli biliyorsunuz ki LGS bir test yani LGS bize şöyle yapmıyorlar merhaba arkadaşlar hoş geldiniz anlatın bakalım neden Anadolu sesini istiyorsunuz demiyorlar bizim önümüze kitapçık veriyorlar hiç muhatap bile olmuyorlar bizle siz de onlarla muhatap olmuyorsunuz bu arada açıyorsun kitapçığını sözel bölümü başlıyorsun Türkçe birin soru yapıyorsun ikinci soru yapıyorsun üçüncü soru yapıyorsun dördüncü soruyu boş bırakıp sonra bakabiliyorsun falan filan bitiriyorsun sözel bölümü veriyorsun adama sonra arada bir dinleniyorsun Sonra sayısal bölüme geçiyorsun. Fenden başlıyorsun hani moralin yüksek olsun diye. Fende yapıyorsun. Boşların olabiliyor, dönüşlerin oluyor. Matematik yapıyorsun güzel güzel. Sonra sayısal bölüm veriyorsun. Sonra bitti artık benimle muhatap olmayın diyorsun. Sonra onlar senin sınav kitapçıklarına ve optik formuna bakarak sınavını değerlendiriyorlar. Diyorlar ki sözelde işte şu kadar net yaptın ki inşallah 50 net yaparsınız. Sayısal da şu kadar net yaptın ki inşallah 40 net yaparsınız. Toplam şu kadar net yaptın diyorlar. Ve sınav sonucunu gönderiyorlar. Sonra da sen liseni seçiyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar sizin en büyük muhatabınız testler. Sizin en büyük kurtarıcınız sorular. Sizin en büyük yardımcınız yaptığınız yanlışların doğru çözümünü öğrenmek. Bunlar sizin en büyük yoldaşınız olacak. Çünkü eski konulardan veya öğreneceğiniz konulardan test çözdükçe, hata yaptıkça, o hataları doğrusunu öğrendikçe LGS'ye girdiğinizde tecrübeniz çok fazla olacak. Diyeceksiniz ki ben bu konuyla alakalı, yumurtayla alakalı, ne bileyim işte DNA, genetik kodla alakalı veyahut da bezelyelerle alakalı defalarca soru çözdüm. Defalarca hatalar yaptım. Bu hatalardan defalarca ders aldım. Artık bu sefer beni kandıramazsın sevgili LGS diyeceksiniz. Cevap Bursa deyip, Ceyhan deyip işaretleyip inşallah çıkacaksınız. Burada önemli olan yaptığınız her bir hatanın size tecrübe kazandırdığını unutmamak. Tabii gün içerisinde dinleneceğiniz veya mesela şu anda ara tatildeyiz. Ara tatilde dinleneceğiniz zamanlar olacak. Dinlenmek de çalışmaya dahil. Dinleneceksiniz çalışacaksınız. Çalışacaksınız, yorulacaksınız, dinleneceksiniz. Fakat bu dinlenmelerin içerisinde kitap okumada mutlak almalı arkadaşlar. Çünkü LGS'de hem sözel bölümde, hem sözel bölümde, hem sayısal bölümde bol bol paragraf, bol bol metin soruları veriyorlar. Dolayısıyla kitap okuyan öğrenciler Emin olun sınavlarda çok başarılı oluyor. Çünkü herkes video izliyor. Herkes video 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 YouTube, Instagram, YouTube, Instagram, TikTok YouTube. Kitaptaki satırları görünce ping patlıyor. Sayısal derse bile bak şuna. Bak şimdi bunlar kolay kısa sorular. Ama bak paragraf soruyu geçiyorsun. Paragraf soruyor. Sayısal derse bak. Yani okumayı seven, satırların arasında kaybolmayan, soru çözen, öğrenci başarılı oluyor. Dolayısıyla en çok yapmamız gereken ve kesinlikle yapmamız gereken şey soru çözmek. İkinci yapmamız gereken şey dinlenirken de kitap okumaya zaman ayırmak arkadaşlar. Bizler Tonguç Kap'ta birinci sezonu bitirdik. Ödüllerimizi verdik. Bu hafta sonu hatta ödüllerimizi alan öğrencilerimizi tanıştıracağız. Youtube'da Tonguç Kap'ta gümür gümür ilerliyoruz. Ve birinci sezonda arkadaşlarımız görevlerini yaptılar. Şimdi 20 Kasım Pazartesi günü de ikinci sezona başlayacağız. Ödevlerimizi göstereceğiz. Hem Bilge Baykuşlar hem

kupaya yani LGS'deki başarıya ulaşmak için sıkı sıkıya çalışıyorlar. En güzel başarı sizin mutluluğunuz tabii ki. Yani sınavlar gelecek geçecek dersler falan filan en sonunda siz mutlu olacaksınız arkadaşlar. Çünkü bütün bu yaptığınız çalışmaları bütün bu mücadeleyi kendiniz için şey yapıyorsunuz. Ve bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve sıkı sıkıya çalışmaya devam edin. Burada arkadaşlar çok önemli. YouTube kamplarımızı takip edin. Bu arada biliyorsunuz ki ikinci sezonda yani 20 Kasım'dan sonra Tonguç Kap'ta sizlerle birlikte zaten Dinamo Zorlarımız vardı. Zoru setten ve Dinamo setten yani arkadaşlarımız kitaplarından sorularını çözüyordu. Bakın soru çözmek çok önemli. Şimdi ikinci sezona daha güçlü giriyoruz. İkinci sezona yeni transferlerle giriyoruz. Arda Güler'i alıyoruz, Messi'yi alıyoruz, Mbappe'yi alıyoruz. Bilmiyorum artık şimdi onlar da artık yaşlanmış olabilir ama ikinci sezona süper sonun kitaplarımız ve tüm dersler kitabımızı da ekleyerek daha güçlü bir şekilde daha güçlü devlerle gireceğiz. Kitaplarınızı mutlaka hazırlayın arkadaşlar. Hem süpersonikler hem de tüm dersler kitaplarımız ve dinamo ve zorlarla LGS'de çıkabilecek tüm soru tiplerini görmüş olacağız. Çünkü bakın LGS'de bir konuyla alakalı yani örnek veriyorum mesela şurada sözelden göstereyim. Açıyorum şimdi sözeli. Sözelde ne demiş? Sakarya Zaferi. Tamam yani Batı Cephesi. Sakarya Zaferi ile alakalı, Sakarya ile alakalı LGS gelebilecek... Atıyorum 10 çeşit soru var. Yani daha fazladır da ben 10 diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen konuyu öğrendiğinde birinci çeşidi gördün. Çıkmış soruları çözün ikinci çeşidi gördün. Süpersonikten çözdün, tüm derslerden çözdün, dinamodan çözdün, zorudan çözdün, denemeler çözdün. Bak ne kadar çok çeşit soru görürsen, ne kadar farklı yayınlardan soru görürsen o kadar iyi oluyor. Dolayısıyla bizler dinamo, zoru ve tüm derslere kefiliz. Süpersoniği de arkadaşlar yine bizim sizlere kefil olabileceğimiz çok değerli bir ekip hazırlıyor. Gerçekten çok kaliteli sorular var. Her biri güncel 2024 LGS'ye göre hazırlandı. Çok kaliteli sorular. Aynı zamanda yine burada da çözümleri var. Optik formları var. Buradan da çözmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü ne kadar çok soru çözdüğünüzde, ne kadar farklı soru tarzı gördüğünüzde o kadar LGS'yi sağlam almış oluyorsunuz. Tomcay.com'da da LGS dershanesi çalışmalarımız gümür gümür devam ediyor. Orada da arkadaşlarımız hem LGS için hem okul dersleri için güzel başarıları yazmaya devam ediyorlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Ödül soruyorlarınızı bekliyoruz. Size özel her ay programlarımız gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone olmaya ve bildirimleri açarak bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Ödüllü sorumlarınızı bekliyoruz. 2024 LGS'de bizler sizin efsanenizi izlemeye hazırız. Sizler de sıkı sıkıya çalışın ve kendi efsanenizi yazın arkadaşlar. Hadi bakalım. Donguç Dershane sundu.